Resimde hamile bir anneyi ve rahmindeki küçük fetüsü görüyorsunuz. Yani fetüsün takıldığı bu küçük odaya rahim deniyor. Yani uterus. Rahim bir organ. Kadınlarda bulunuyor. Çok güçlü bir organ bu, çok kaslı. Eğer bir doğuma şahit olduysanız, insanların "ıkın, ıkın" diye bağırdıklarını duymuşsunuzdur anneyi rahim kaslarını sıkmaya teşvik etmek için yapıyorlar bunu. Böylece bebeğin dünyaya gelmesini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Rahim bebeğin yaşadığı oda. Ama bebeğin yaşadığı bu ortam bizim dış dünyadaki ortamımızdan çok farklı. Mesela bu boşlukta amniyon sıvısı var. Amniyon sıvısı ve aslında bebek aylarca bu sıvının içinde yüzüyor. Yani bebek 9 ay boyunca amniyon sıvısında yüzüyor. Böyle olunca akıllarda hemen soru işaretleri beliriyor. Peki bebek nasıl nefes alıyor? Nasıl besleniyor? E i̇htiyaçlarını nasıl karşılıyor? Önce bu ihtiyaçların ne olduğunu bir düşünelim. Yani sıralayalım. Biri oksijen. Bebek oksijeni akciğerlerinden almıyorsa nereden alıyor? Akciğerleri de amniyon sıvısıyla dolu bu arada. Besin ihtiyacını nasıl karşılıyor? Yani enerji için ihtiyaç duyduğu glukoz gibi şeyleri nereden alıyor? Örneğin glukoz. Şimdi de atıklardan bahsedelim. Mesela karbondioksitten nasıl kurtuluyor? Bize çok kolay. Püf, bir nefes veriyoruz, olup bitiyor işte. Ama bebek nasıl yapıyor? Az önce söyledim akciğerleri sıvıyla dolu. Karbondioksit gibi atık maddelerden nasıl kurtuluyor peki? Elbette bu tür sorunların hepsi çok önemli. Bunun çözümü için anne ve bebek birlikte çalışıyor. Anne ile bebek ilk kez burada bir şey üzerinde birlikte çalışma fırsatını elde ediyor. Bu çözüm plasenta adı verilen bir şey. Plasenta. Plasenta sözcüğünü duymuş olabilirsiniz. Bebek plasentaya bir çift atardamar gönderiyor. Bunlar küçük umbilikal arterler. Yani göbek atardamarları. Ayrıca plasentaya bir tane de umbilikal ven yani göbek toplar damarı gönderiyor. Bu damarda kanın plasentadan geri dönmesi için. Bu üç damar birlikte umbilikal kord yani göbek kordonu dediğimiz şeyi oluşturuyor. Göbek kordonunu duymuşsunuzdur. Göbek bağı diye de geçer. Evet, artık içinde ne olduğunu da biliyorsunuz. Göbek kordonunun kesitini alacak olursanız, size kesitinin neye benzediğini göstereyim. Akılda tutması kolay. Burada büyük gevşek bir damar var. Bu göbek toplar damarı ve oksijenli kan taşıyor. O yüzden toplar damar olmasına rağmen kırmızı ile çiziyorum. Toplar damar çünkü kalbe kan taşıyor. Bir de göbek atar damarları var. Bu ikisinin taşıdığı kan oksijence zengin değil. O yüzden de mavi ile çiziyorum. Yani oksijence fakir olduklarını göstermek için. Bunlara göbek atardamarları deniyor çünkü kanı kalpten uzağa taşıyorlar. İşte göbek atardamarları ve göbek toplar damarı böyle duruyor. Tabii kordonun içinde serbestçe dolaşmıyorlar. Peltenin içindeler Ve bu pelteye Wharton peltesi adı veriliyor Nasıl aklımda tuttuğumu Göstermek için şekli tekrar çiziyorum Çünkü Tek atar damar mı var Yoksa iki tane mi Hatırlamak bazen zor oluyor Ağzı toplar damar Yani ven olarak düşünüyorum Venin v'si Gözleri de iki tane a'ya Benzetiyorum ben kordonda iki atardamar ve tek toplar damar olduğunu böyle aklımda tutuyorum. Ve tabii hepsinin Wharton peltesi içinde olduğunu da. İşte göbek kordonu bu. Bu genel bir bakış oldu. Şimdi biraz ayrıntıya girip plasentanın nasıl işlev gördüğünü iyice anlayalım istiyorum. Çünkü açıkçası bu en ilginç organlardan biri. Sonuçta bugün yapamadığımız bazı şeyleri vaktinde aylar boyunca yapabilmemizi sağlamış. Şimdi bu kez tersten çizeceğim. Yukarıdaki çizimi nasıl çevirdiğimi birazdan anlayacaksınız. Bu rahim duvarı. Hatırlayın güçlü, kuvvetli, kaslı bir duvardı bu. İsmini de yazayım ki anlaşılsın. Rahim. Rahim olarak kalsın rahim duvarı sonuçta. İçeride, dıştan içe doğru çiziyoruz. Annenin kan damarlarından birkaçını çiziyorum. Böyle uzanan damarları var. Mesela bu rahim atar yani uterin arter. E adından da anlaşılabileceği gibi rahme oksijen taşıyor. Rahim madem kaslardan oluşuyor, o halde atar ve toplar damarlara ihtiyacı var demektir. Bunlardan sadece birkaçını çizeceğim. Burada bir tane daha rahim atar damarı olsun. Bir tane de burada olsun. Tabii ki sayıları üçten çok daha fazla ama ben sadece iki rahim atar damarının varlığını göstermek niyetindeyim. Ayrıca bir de rahim toplar damarları var. Birkaç tane de rahim toplar damarı çizeyim. Bir tane de burada olsun. Yani bu mavi olanlar rahim toplar damarları. Bunu isimlendireyim. Bunlar ne yapıyor? Bir doku tabakasının içinden geçiyor. O doku tabakasını çizeyim ki anlatmak istediğim daha net anlaşılsın. Burada bir doku tabakası var ve damarlar bunun içinden geçiyor. Bu doku anneye ait. Hatta annenin dokusu. Aslında hayal gücünüzü biraz zorlarsanız bir tabağa benziyor, değil mi? Kırmızıyla taradığım yer plasentayı oluşturan parçalardan biri. Yani aslında plasentayı çizmeye başladık. İşte bu kısma bazal plak adı veriliyor. Yani bazal plak dendiğinde aklımıza rahim atar ve toplar damarlarının olduğu bu doku gelmeli. Netleştirelim. Bu anneye ait. Bunlar annenin hücreleri. Evet, şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Tüm bu rahim atar damarları kanı buraya boşaltıyor. Yani başka bir damara bağlanmıyorlar. Kanı açık bir bölgeye pompalıyorlar. Mesela burada bir al yuvarımız olsun. Bu al yuvar kalkıp buradaki al yuvara dokunabilir. Fiziksel olarak yani. Hatta çıkıp ortada buluşup el sıkışabilirler. Tabii sonra tekrar toplar damara giriyorlar. Kan hücrelerinin her zaman damar içinde hareket ettiğini düşünürüz ya, işte o açıdan bu baya değişik bir şey. Burada baya havuz oluşuyor. İşte böyle bir dolaşım meydana geliyor. Al yuvarlar çizdiğim gibi ortada karışıyor sonra tekrar toplar damarlara giriyor. Yani kan atar damarlardan çıkıp toplar damarlara giriyor. <laughs> Garip bir dolaşım. Siz başka bir şeye benzetebilirsiniz ama ben bunu jacuzziye benzetiyorum. Rahim atardamarları alttan su püskürten su jetleri gibi. Rahim toplar damarları da küvetin giderleri veya al yuvarlarla dolu bir havuzda diyebiliriz. Bu al yuvarlar yanlarında oksijen ve besin getiriyor. Fetüsün ihtiyaç duyabileceği her şeyi taşıyorlar. Şimdi fetüsü ele alalım. Fetüsten bir çift göbek atardamarı çıkıyor demiştik ve bunlar Wharton peltesiyle dolu bir göbek kordonunun içindeydi. Burada bu damarlar dallanıp dağılıyor. Yani göbek atar damarları çok 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 sayıda küçük damara ayrılıyor. Şimdi çizerek de göstereceğim. Dalların tüm buralara yayıldığını düşünün. Bu tarafa 5-6 damar çizsem yeter herhalde. Şimdi de bu tarafa çizelim göbek atar damarları çok sayıda küçük damara ayrıldı. Ve bu küçük damarlar oksijen ve besine erişmeye çalışıyor. Ne yapıyorlar dersiniz? Yüzeyi delerek içeri giriyorlar. Şöyle oluyor. Burada küçük hücreler var. Deliklerden birini çizeyim. Beyazla çizdiğim bu hücrelerin adı trofoblast. Yüzeyi delerek içeri giriyorlar. Bu beyaz hücreler trofoblast hücreleri ve işgal konusunda bayağı iyiler. Bunu bir işgal olarak görebiliriz veya daha az saldırgan bir ifadeyle çok meraklı olduklarını söyleyebiliriz. Yani trofoblast adı verilen bu fetüs hücreleri yüzeyi delerek içeri nüfuz ediyor. Trofoblastların içinde ise küçük bir kan damarı var. Bu damar artık annenin al yuvarlarıyla dirsek teması halinde artık al yuvarlar dibine kadar gelebiliyorlar sonra oksijen difüzyon yoluyla fetüsün kan hücrelerine geçiyor oksijen buradan içeri giriyor tabii besinler de yani oksijen ve besinler içeri giriyor ve karbondioksit dışarı çıkıyor yani karbondioksit bu kan havuzuna atılıyor Müthiş bir şey değil mi? Al yuvarlar birbirine dokunmuyor. Annenin al yuvarları bebeğin al yuvarlarıyla temas etmiyor. Çünkü bebeğin al yuvarları damarların içinde. Bebeğin kanı damarların içinde kalıyor. Bunların uçları açık değil. Bu damarlar kapalı. Alışveriş tamamlandıktan sonra da kapalı kalmaya devam ediyorlar. Tabii burada geri dönen kılcallar da var. Her yerde geri dönen kılcallar var. Bu damarların tümü aynı şeyi yapıyor. Kan havuzuna dalıyorlar. Aslında gerçekte durum benim çizdiğimden biraz daha karmaşık. Daha çok dallanma çizsem belki biraz daha gerçekçi olurdu. Mesela Evet. Mesela bunun gibi. Yani yüzey alanı çok büyük tekrar burada birleşiyor. Bu mavi damarlar parmağa benzeyen bu yapıların her birine dağılıyor. Ve çok büyük miktarda gaz alışverişi meydana geliyor. En başta böyle çizsem daha iyi olurdu tabii. Ama sonuçta mantık aynı. Burada muhteşem bir difüzyon gerçekleşiyor. Sonra temiz, oksijence zengin kan bebeğe geri dönüyor. Yani bebek oksijene ve besine bu sayede erişiyor atık karbondioksitten de bu sayede kurtuluyor tüm bu damarlar aynı şeyi yapıyor temiz ve oksijence zengin kanı bebeğe geri taşıyor sonra tüm bu temiz kan iki ayrı damar yerine ortadaki tek bir damara boşalıyor ve bu damarın adı da bildiğimiz üzere göbek toplar damarı diğer adıyla umblikal ven alttaki tabakaya bazal plak adını vermiştik. Tahmin edebileceğiniz üzere bunun da bir adı var. Bunun adı da koryonik plak. Fakat bunun zaten belli de oluyor, tüm hücreleri fetüsten geliyor. Yani bu fetüse ait. Yani koryonik plak ve içindeki her şey fetüse ait. Bazal plak ve içindekiler de anneye ait. Ama burada paylaşılan bir bölge var. Çünkü buradaki bu yapının tamamı bebeğe aitken kanın sürekli yenilendiği bu havuz anneye ait. Yani plasenta tüm bunların kombinasyonu. O yüzden plasentayı anne ile çocuğun ortak bir amaç için birlikte çalıştığı ilk yer olarak nitelendiriyorum.